Her gün e-posta adresimizden onlarca mail gönderiyoruz. Bu e-mailler sayesinde karşı tarafta çok daha sağlıklı iletişim kuruyoruz. Peki Android programlamada biz bunu nasıl yaparız? Herkese merhaba. Bugün sizlerle Android programlama ile e-mail nasıl gönderilir bunu anlatacağım. E-mail göndermek genellikle sosyal platformlarda müşterilerin ya da kullanıcıların sorunlarını çözmek için kullanılır. Diyelim ki kullanıcılarınız uygulamanızın herhangi bir yerinden rahatsız veya hata yaptığınızı düşünüyor. Bunu size bildirmek istediğinde kullanıcılarımızın size geri bildirimde bulunmasına yardımcı olmanız gerekir. Yoksa çok büyük bir ihtimalle uygulamanızı telefonundan kaldırır. Bu yaptığımız örnek tıpkı bir tane e-mail yollamak kadar basit bir şekilde uygulanır. Şimdi söyleyin bakalım. Bir e-mail kaç parçadan oluşur? 1. Başlık. 2. Konu başlığı, 3, yazının kendisi, 4, karşı tarafın e-mail adresi ve 5, sizin kendi e-mail adresiniz. Başka hiçbir şey kullanmıyoruz, öyle değil mi? Geçelim o halde yapılışına. Layout sayfamızda sadece bir tane buton yazıyoruz. Butonları nasıl kullanacağımızı bilmiyorsanız karta tıklayınız. Şimdi bu görmüş olduğunuz butonu layout sayfamıza yerleştirelim. Aynen bu şekilde. Şimdi geçelim activity kısmına. Tek yapmam gereken bir tane intent çağırmak. Sonrasında e-mailimin yazılarının tipini belirliyorum. Daha sonra gönderilecek olan kişinin e-mail adresini bir dizinin içerisine yerleştiriyorum. Eğer bu dizinin içerisinde bu şekilde yerleştirmezsem istediğim alıcı ismini giremeyebilirim. O yüzden mutlaka bu diziyi açmam gerekiyor. Bir alt satırda ise e-mailimin konusunu belirliyorum. Son olarak e-mail'e göndereceğim mesajı giriyorum. En son satırda ise internetimi başlatıyorum. Activity kısmında tam olarak bu şekilde gözükmelidir. Şimdi bakalım kodumuz çalışıyor mu? Görmüş olduğunuz üzere kodumuz çalışıyor. Yalnız bu sanal cihazda herhangi bir e-mail adresi girilmemiş. Bu yüzden de standart bir e-mail gönderme yeri göremiyorsunuz. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Bu videonu arkadaşlarınızla paylaşarak onların da yazılım becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda aklınıza gelen ve masaüstü ve mobil yazılım fikirlerinizi hayata geçirmek için benimle iletişime aşağıdaki linkler aracılığıyla geçebilirsiniz. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hepinize iyi kodlamalar.